Ben de çok kısa hocamızın hep üstünde durduğu bir konuya tekrar üstünde duracağım inşallah. Hocamız hep söyler ya, İslam ahlakı olmadan, Kur'an ahlakı olmadan, Allah inancı olmadan yaşam olmaz, hayatın bir anlamı olmaz, sevgi olmaz. Zaten her yerde bunun örneklerini görüyoruz aslında. Fakat Finlandiya buna çok güzel bir örnek. Ben çok kısaca o ülkeden bahsetmek istiyorum. Şimdi Finlandiya dünya üzerinde eğitim sistemi en iyi olan ülkelerden biri. Bütün öğrencileri özel psikologlar, pedagoglar eşliğinde öğrenim görüyor. Okulda hiç sınav stresi yok. Hatta ekonomik yönden de bir zorluk içinde değiller. Çünkü devlet öğrencilere 17 yaşına kadar belli bir ücret ödüyor. Okullarda artık herkes bilir, ayakkabı yasak. Böyle çorapla dolaşıyorlar. Çok rahat kıyafetleri var. Yani onları aslında zahiri manada strese sokacak hiçbir şey yok gibi gözüküyor. Ülke zaten çok zengin. Ekonomik refah içerisinde değer veriliyorlar. Ama şu da var şimdi, mesela bakıldığında çok mutlu olmaları gerekir. Ama dünya üzerinde gençler arasında intihar vakası en ileride olan 3. ülke. Bakın çok önemli. Japonya, Almanya, Finlandiya 3. sırada. Yani bu zahiri şeylerle olmuş olsa o gençlerin mutlu olması lazım, huzurlu olması lazım. Huzuru bulmuş olmaları lazım ama ne yok? Tam hocamızın dediği gibi inanç yok, Allah inancı yok, iman neşesi yok. Dolayısıyla hatta gençler arasında alkol ve uyuşturucu oranı da en yüksek ülkelerden biri Finlandiya. Sonuçta yok, yani Allah inancı olmadan huzurun, mutluluğun yaşanması mümkün değil. Dediğim gibi her yer bunun çok büyük örnekleriyle dolu ama Finlandiya bakıldığında bir bütün olarak çok güzel bir örnek. Yani güzel derken hani şey, tam örnek, ibretlik bir örnek.